Kendilerine verdiğimiz kitabı, layık olduğu şekilde okuyup izleyenler var ya, işte onu tasdik edenler onlardır. Kim onu inkar ederse, işte onlar, hüsrana uğrayacakların ta kendileridir. Bu muazzam kitabı sana indiren O'dur. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup bunlar kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabih'tir. Kalplerinde eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için müteşabih kısmına tutunup onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onların hakikatini, gerçek yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde ileri gidenler biz ona olduğu gibi inandık. Hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunlara ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar ve şöyle yalvarırlar. Ey Resulüm de ki ey insanlar eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dost doğru bir cemaat vardır ki gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı. Peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri vakit onda aşinaları olan hakikate kavuşmaları sebebiyle gözlerinin yaşla dolup taştığını görür ve şöyle dediklerini işitirsin. İman ettik ya Rabbena Bizi de hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün isteğimiz ve umudumuz, Rabbimizin bizi hayırlı insanlar arasına dahil etmesiyken, ne diye Allah'a ve bize gelen bu hakikate iman etmeyelim ki? Öyleyse, Kur'an okunduğunda, hemen ona kulak verin. Susup dinleyin ki, merhamete nail olasınız. Gerçek müminler, ancak o kimselerdir ki, yanlarında Allah zikredilince, kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca, bu, onların imanlarını arttırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede de sana hak ve gerçek, Müminlere de bir öğüt ve talimat gelmiştir. Şu kesin ki biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik. İmdi Kur'an okuyacağın zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. de ki ister inanın ona ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an, onların saygısını böyle arttırır. De ki, dua ederken, ister Allah, ister Rahman diye hitap edin. Hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme. Ama iyice de kısma. İkisinin arası bir yol tut. Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misal ve övdü, farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları anlamadı. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan insandır. Peki onlar Allah'ın sözünü anlamaya çalışmadılar mı? Yoksa öne geçip gitmiş babalarına hiç gelmemiş olan, ömürlerinde ilk defa duydukları bir şeyle mi karşılaştılar? Bu, indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir suredir. İyice belliyip dersinizi alırsınız diye, onun içinde açık seçik ayetler indirdik. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar. Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et. Namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki kendilerine o ayetler hatırlatıldığında derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd, onu takdis ve tenzih ederler. Asla kibirlenmezler. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder. Allah'ın kitabını okuyup, ona uyanlar, namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan, gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar, ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar. Sen Ey Resûlüm! Şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahman'a saygı duyup, ondan çekinir. Müjdele onu, mağfiret onun, şerefli mükafat onun. Allah, sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edenlerin derileri, onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri, Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükûnet bulur. İşte bu, Allah'ın hidayetidir ki, onunla dilediğine yol gösterir. Ama Allah'ın şaşırttığı kimseyi ise, hiç kimse doğru yola koyamaz. O halde sen, sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dost doğru yoldasın. Hani biz bir vakit, cinlerden bir takımını, Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince, birbirlerine, susun, dinleyin, dediler. Okuma tamamlanınca, kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler. Öyle olmasaydı, Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var? Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda Yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et. Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık bırakın bu gafleti de Allah'a secde ve ibadet edin. Ona tertemiz abdestli olanlardan başkası dokunamaz. Gün gelir, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları, önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün. Kendilerine, bugün size müjdeler olsun. Buyurun, içinden ırmaklar akan cennetlere, ebedi kalmak üzere girin, denilir. İşte en büyük başarı ve mutluluk budur. Eğer biz bu Kur'an'ı, bir dağın tepesine indirseydik, onun Allah'a tazimi sebebiyle başına eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar bir takım misallerdir ki, düşünüp istifade etmeleri için biz onları insanlara anlatıyoruz. Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku. Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Çünkü o size göre açık ve net olanı da gizli olanı da pek iyi bilir. Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Çünkü o, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir. O halde, bir işi bitirince, hemen başka işe giriş, onunla uğraş.